Bugün iki köpek arasında bir karşılaştırma gerçekleştireceğiz. Bu birbirinden çalışkan cinslerin gelin düellosuna hep beraber bakalım. Alman kurdu ve Belçika kurdu. Çene kuvveti. Alman kurtları yaklaşık olarak 238 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Malinois'ların çene kuvvetleri ise 195 PSI'dir. Yaşam süreleri. Alman kurtlarının yaşam süresi 9 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 13 yıla kadar uzayabilir. Malinois'ların yaşam süreleri ise 10 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 14 yıla kadar uzayabilir. Tabii ki yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Alman kurdu genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak tüm büyük ırk köpekleri gibi yatkın olduğu bazı hastalıklar vardır ve alerjik yapıları nedeniyle deri hastalıklarına karşı hassas, aynı zamanda duyarlıdır. Alman kurdunda görülmesi muhtemel rahatsızlıklar kalça ve dirsek çıkıklığı, mide genişlemesi ve pankreas yetmezliğidir. Malinois ırkı köpeklerinde de Alman kurtlarında görülmüş olan bazı rahatsızlıklar mevcuttur. Kalça ve dirsek çıkıklığı, ama Alman kurtları kadar pek genetik yatkınlığı yoktur. Bunlara ek olarak gözsel anormallikler sık olmasa da vardır. Ama onun dışında iki ırkın da genel olarak diğer ırklara nazaran sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. İkisine de puan veriyoruz. Zeka sıralaması. Alman kurtları araştırmalara göre 79 köpeğin içinde bulunduğu zeka sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Belçika kurtları ise 79 köpek arasından 5 ila 15 tekrarda komutu %85 oranında algılayabiliyor. O yüzden 22. sıraya ismini yazdırmaya başarıyor. Çocuklarla arası. Alman kurtları çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Onlarla bıkmadan, usanmadan saatlerce oynayabilirler. Özellikle küçük yaşlardan itibaren bir arada bulundukları çocuğu koruma ve kollama eğilimindedir. Çocuklara karşı tahammülleri tavanı zorlar. Malinois'lar küçüklükten itibaren çocuklarla yetiştirildiği takdirde onlarla inanılmaz bağlar kurarlar. Korumacı bir tip olan Malinois'lar tanımadığı insanlarla hiç mi hiç iyi geçinemezler. İlaveten mizacı gereği çok kıskanç bir yapısı vardır. Diğer hayvanlarla arası. Alman kurtları yavruluktan itibaren diğer evcil hayvanlarla birlikte tanıştırılması ve sosyalleştirilmesi durumunda hepsiyle iyi geçinirler. Ama bilindiği üzere küçük canlılarla uğraşması ünlüdür. Genellikle bu cinsi sahiplenen kişilerin bir süre profesyonel bir eğitici tarafından destek almasını tavsiye ediyoruz. Malinois ve Alman kurtlarında benzeşen özelliklerden bir tanesi, hem cinsleriyle birlikte bir ortamdaysa agresif tavırlar sergileyebiliyorlar. Diğer evcil hayvanları ve kendinden olası küçük canlıları kabul edebilmesi için Malinois'ların da sosyalleştirmesi esastır. Maalesef bazı insanlar birey isteğe agresif yetiştirmek için bu yönteme başvurmuyor. Ama bizler biliyoruz ki kulaktan kulağa ailesinden olanlar her daim onları kendi gibi güleç ve sosyal yetiştireceğinden kuşkumuz yok. Ev ve apartman uyumu. Alman kurtlar için apartman daireleri uygun yerler değildir. Eğer ki dairede yaşıyorsanız, Alman çoban köpeği almak için bahçeli bir yer tercih etmelisiniz. Şunu da ekleyeyim, apartman dairesinde bakanlar da bulunmaktadır. Çoğunlukla yavruluktan itibaren belirli eğitime tabi tutulan ve sosyal yapıda olan Alman kurtları için gerekli bir tarifedir bu. Belçika kurtları çok aktif köpeklerdendir. O yüzden antrenmanlarını ve egzersizlerini katiyen aksatmamalısınız. Alman kurtlarına kıyasla evde bakmak biraz daha külfetlidir. Ondandır ki bahçeli yerlere Malinois'ların ihtiyaçları vardır. Eğitimleri kolay mı? Alman kurtları asil duruşu ve eğitilmesinin kolay olması harmanlanınca mükemmel bir ırk olarak karşımızda durur. Boyutları ve güçleri dolayısıyla erken dönemlerde eğitilmeye başlanması gerekir ki dominant tavırları üstünüzde baskı kurmasın. Malinois'ların da Alman kurtlarından aşağı kalır yanı yok desek yeridir. Verdiğiniz komutların örneğin otur, kalk, pati ver gibi pozitif eğitim, yani uygulandığında hemen ödül maması vermeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Nihai karar tabii ki de eğitimleri kolaydır. Bakımı. Alman kurdu haftada bir defa fırçayla taranmalıdır. Tüy dökümleri esnasında özel bir tarak kullanabilirsiniz. Yemek sonrası şişlikleri engellemek adına günlük beslenmesini saatler eşliğinde öğünlere ayırın. Malinois'ların kısa tüylü olması sebebiyle bakımı son derece kolaydır. Haftada bir kez fırçalanması makuldür. Banyo konusunda size biraz zorluk çıkartabilir ama gerektiğinde kaçınılmazdır. Sık yıkandıklarında deri üzerlerinde bulunmuş yağ tabakası tahribata uğrar. Aynı zamanda yıl boyunca tüy döker, senede iki defa bu durum yoğunlaşır. Bekçilik. Alman çoban köpekleri bekçilik görevini mükemmel yerine getirir. Dünyada çok iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Yabancı birilerini gördüklerinde bunu hareketleriyle ve sesleriyle size bildirir. Aşırı korumacı davranmalarını önlemek için küçük yaşlarda bu ırkı mutlaka sosyalleştirmelisiniz.
Belçika kurtları doğuştan bekçi köpeği olarak dünyaya gelirler. Ailelerini korumak onların yaşam gayesidir. Malinois'ları hep vurguladığımız üzere erken sosyalleştirmelisiniz. Zira tanımadığı kişilere agresif olabilir. Havlama. Alman kurtlarının doğuştan gelen engellenemeyen içgüdülerinden ötürü sahiplerini ve onun sevdiklerini koruma konusunda titiz davranır. Mükemmel sezilerini kullanarak sizi uyarır ve asla boş yere havlamazlar. Malinois'lar sizlere bir şey anlatmak istediğinde veya herhangi bir tehlikeye dikkat çekmek istediklerinde havladıklarını duyarsınız. Bu yüzden onlara havladıkları vakit kulak vermeniz eğitim açısından mükemmel olur. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Alman kurdu tüy yapısı sayesinde soğuk havalara dayanıklılığı yüksektir. Ancak sıcak havalara karşı yine tüylü derilerinden dolayı pek toleranslı olduğunu söyleyemeyiz. Belçika kurtlarının tüyleri soğuk havayı tolere edebilecek kadar dayanıklıdır. Derilerinin altında bir havalandırma sisteminin gizli olduğunu sanıyorum. Çünkü aynı zamanda yoğun bir tüy yapısı olmadığından sıcak havalarda onun için sorun olmaz. Yalnız kalabilir mi? Alman kurtları sahipleri tarafından uzun bir süre yalnız bırakıldıklarında paniğe, ağlamaya, havlamaya ve sızlanmalara eğilimlidir. Ama ek olarak kendi kendilerini eğlendirebilme özelliğini taşır. Belçika kurtları tabiri yerindeyse tek tabanca takılabilirler. Onların yalnız başına kaldıklarında kendilerini eğlendirmeye ihtiyaçları yoktur. O yüzden 1 puan Malinois'a gidiyor. Enerji seviyesi. Alman kurdu cinsi köpekleri diğer köpek ırklarından epey yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Onun egzersizleri ve aktiviteleri olmazsa olmazıdır. Malinois'ların da enerji seviyeleri had safhadadır. Bu yüzden kullanıldıkları yerler ekseriyetle polis köpekleri, arama kurtarma köpekleri ya da sürülerini gütmeleri enerjilerini iyiye yönlendirecek aktivitelerdir onlar için. Peki ilk defa köpek alacaklar için uygun mu? Alman kurtları ilk defa köpek alacakları için önerilerimiz arasındadır. Çünkü büyük ırkların içerisinde en uygun olanlardan biridir. Kolay eğitimlerinin yanı sıra çok çabuk öğrenip hemen pratiğe döktüklerinden dolayı sivri zekalarını konuştururlar. Malinois'lar da son derece arkadaş canlısı ırklardandır. Yer yer dominant tavırlar sergilese de ihtiyaçlarını karşıladığınız takdirde ilk defa köpek alacakları duyurulur. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.